Eğitim Hanem kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu video serimizde ise Endüstri Sosyolojisi vize ünite sorularını çözeceğiz. Eğer siz de hazırsanız haydi hep birlikte başlayalım. Endüstri Sosyolojisini arkadaşlar video serimize ünite sorularımızdan 3 ve 4 olan vize sorularımıza devam ediyoruz. 1-2 olan ünite vizelerimizi yaptık. Şu anki videomuz ise 3 ve 4 ünite vizelerimiz. Bu videoda yine 20 soruluk bir video olacak. O zaman hep birlikte başlayıp sorularımızı çözüp devam edelim. Birinci sorumuz endüstri devrimi öncesi işle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Cevabımız çalışma saatleri çok uzundu ve iş çok rutindi. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi zanaatkar bir işletmenin özelliğidir? Cevabımız işçiler kolayca işe alınıp işten atılmaktadır. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi manufaktür döneminin özelliğidir? Cevap iş yeri açmak için locanın izni gerekmektedir. Dördüncü soru aşağıdakilerden hangisi modern fabrika sisteminin özelliği değildir? Anahtar kavram fabrika sisteminin özelliğini soruyor arkadaşlar. Cevap işçiler istedikleri şekilde işlerini düzenleyebilmektedir. Sonraki sorumuz beşinci soru aşağıdakilerden hangisi? Taylor'un emek sürecini rasyonelasyonu ile ilgili öngördüğü aşamalardan biri değildir. Cevap işçilerin boş zamanlarının arttırılması. Altıncı soru aşağıdakilerden hangisi Marx'a göre yabancılaşmanın orijinalini oluşturmaktadır? Yabancılaşmanın orijinini oluşturmaktadır arkadaşlar. Cevabımız takasa dayalı bir ekonominin ortaya çıkması. Yedinci soru aşağıdakilerden hangisi Marx'a göre yabancılaşma boyutunu oluşturmaz? Cevap insanın kendi kendine yabancılaşması. Sekizinci soru Blurner'in yabancılaşmanın sektörel incelemesinde en yüksek yabancılaşma hangi sektörde görülmüştür? Cevap otomobil. Sonraki sorumuz dokuzuncu soru Blurner'e göre Aşağıdakilerden hangisi yabancılaşmanın nedeni değildir? Cevabımız kapitalist toplumun üretim ilişkileri. 10. soru Aşağıdakilerden hangisi işe yönelim yaklaşımının varsayımını ifade etmektedir? Cevap işçiler iş yerine arkadaş edinmek için de gitmiştir. 11. soru arkadaşlar Hans Frey'e göre sanayileşme belli aşama ve dalgalar halinde oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu aşama ve dalgalardan değildir? Cevabımız bilgisayar çağı. 12. soru. Raymond Aron'a göre aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumlarının ortak özelliklerinden değildir? Cevabımız sanayi toplumdan iş bölümünü uzaklaştırma yoktur. Sonraki 13. sorumuz arkadaşlar çalışanların işletme içinde farklı işleri yapılabilmesi ve değişik görevleri üstlenebilmesi ile ilgili değişken değişen teknolojik şartlara iş yoğunluğu ve üretim yöntemlerine uyum sağlama kabiliyeti hangi esnek türüne girmektedir? Yani burada esnek çalışmadan bahsediliyor arkadaşlar. Cevabımız fonksiyonel esneklik. Yani burada demek istiyor ki hani işin uzaması, mesaiye kalması onun gibi aklınızda kalırsa fonksiyonlar esnek cevabını yapabilirsiniz. 14. soruda ise bir işverenin kendi işçisine karşı sahip olduğu işin görülmesini talep hakkını geçici bir süreyle ve işçinin de rızasının alınmasıyla üçüncü bir işverene devrine ne ad verilir? Yani bir işveren alıyor. Ondan sonra burada devir hakkını soruyor. Cevabımız ise ödünç ödünç iş ilişkisi. 15. soru Andre Groze'ye göre bireyin kendi başına ve özgür bir şekilde gerçekleştirdiği faaliyetlere ne Yani bunda bir özgürlük hakkı, kişinin özgür olduğunu anlatıyor. Cevabımız ise özgür faaliyet. Zaten sorunun içinde özgürü gördüğümüzde direkt bazı sorularda sorunun içinde cevabı olduğu için özler faaliyeti işaretliyoruz. Go e, standing emek piyasalarının esnekleşmesiyle iş güvencesinden yoksun ve dolayısıyla istikrarı olmayan yeni tehlikeli sınıfı hangi kavramla açıklamaktadır? Cevabımız prekanya. 17. soru literatürde işin sonu tartışmalarını ilk ortaya atan yazar hangisidir? Cevabımız Jeremy Rifkin. 18. soru ise kısmi süreli ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Yani burada kısmi süreyi soruyor. O zaman maddelerimize hemen bakalım. Birinci maddemiz kısmi süreli çalışma normal çalışma süresinde önemli ölçüde kısadır. İkinci madde kısmi süreli çalışma düzensizdir ve mevsimlik işlere benzerdir. Üçüncü maddemiz ise kısmi süreli çalışma isteğe bağlı yapılır. Kısmi süreli çalışma ile ilgili yukarıdakilerden hangilerini sormuş oldu? Hemen cevabımıza bakıyoruz. Bir ve üçüncü madde arkadaşlar. Bu soru biraz karışık. Bunu kesinlikle iyi bir şekilde anlamanızı istiyorum. Sonraki sorumuza geçelim. 19. soru. Aşağıdakilerden hangisi Postfordistin üretim özelliklerinden biri değildir. Cevap standart, standartizasyon. 20. soru arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sanayi öncesi toplumda işin özelliklerinden biri değildir? Cevabımız işin amacı sermaye birikim ve uzun vadeli kardır. Arkadaşlar bu videomuzda 20 soruyu cevapladık. Bu video serimizi bitirip bir diğer videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.